Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Azov taburunun şu anda tümü Azovsal Çelik Fabrikası'ndan çıkarak Ruslara teslim oldu. Büyük bir kahramanlık örneği gösteren, büyük bir direniş gösteren Azovsal taburu aslında teslim olmak istemiyordu. Yakınlarından gelen çok büyük talepler ve Ukrayna'nın onlara ihtiyacı olmasından dolayı böyle bir yönü seçtiler. Özellikle Ukrayna ordusunun elinde de çok sayıda Rus esir askeri var ve onlarla takas edileceği konuşulsa da Rusların Azov taburu ile alakalı tabii ki özel birikimleri var. Gördüğünüz gibi günlerce istedikleri gibi yiyip içemeden güneşten ve temiz havadan yoksun yaşadılar. Hepsinin yüzü soluk ve bezgin. Zor şartlar. Çelik fabrikasının içerisinde yoğun bombardıman altında kaldılar. İşte böyle bir durumda Rusya yıprandı da açıkçası. Ama şu anda Azov taburunun gördüğünüz gibi askerleri, bayan ve erkek askerleri teslim oluyorlar. Şu anki durum böyle. Aramalar yapılıyor. Askerlerin cüzdanları, çantaları aranıyor. Hepsi bir bir aranıyor ve bakılıyor. Kimlik taraması yapılıyor. Ama teslim olma görüntülerinde üzgün ve tabii ki üzgün oldukları belli. Başlarına ne gelecek tahmin edemiyorlar. Şu anda yaralı ve birçok anlamda evet yıpranmış Ukrayna ordusunun askerleri var. Cephe, savaş kolay değil tabii ki. Savaş öyle çocuk oyuncağı değil. Yani bu kareler yaşanıyor. Ama Azovsal, evet savunması, Mariupol'un düşmesi ayrı bir konu ama özellikle çelik fabrikasına kadar sıkışmaları apayrı bir konu. Çünkü bu bölgede özellikle daha çok direnebilir, belli mahallelerde işi çelik fabrikasına düşürmeyebilirlerdi. Ama yaşanan sıkıntı ortada. Her milletten var. Muhtemelen gördüğümüz kadarıyla İsrail'lisinden tutun Avrupalısına birçok ülkeden Azov taburuna katılanlar var. Silahlarını gördüğünüz gibi teslim ediyorlar. Yapılan anlaşma harfiyen uygulanıyor. Demek ki Ruslarla Ukrayna arasında belli bir görüşme gerçekleşmiş. Esirlerin ve özellikle yapılacak işlemlerle alakalı. İşte gördüğünüz gibi Rusya çelik fabrikasını ele geçirdi. Sonunda nihayet fabrikayı ele geçirdi. Ama akıllarda kalan süper gücüm diyen bir ülkenin 2 ay bir fabrikayı ele geçirmek için uğraşması. Çok sayıda konu ve gelişmeler var. İnşallah bir dahaki konuda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Azov taburu teslim oldu. Azovsal fabrikasındaki direniş sona erdi. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.